Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salat ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaid. Ala Resulina Muhammedin selavat. Şimdi iman nedir, nasıl bir şeydir? Onu anlatmadan önce siz bu binadasınız. Binaya benziyor musun? Benzemiyorsun. İçeriye doğru giriyorum bak. Ee, İstanbul'dayız, Arnavutköy'deyiz, binadayız. Ama binaya benzemiyoruz. Gir içeriye, Duyguların da sana benzemiyor. Duygular var ya. Mesela şefkat, mesela anlayış sana benziyor mu? Benzemiyor. Daha böyle şey yapayım. Ekmeği al. Ekmek. Tuttuk. Ağzımızda. Ekmek duygudur. Onun içindeki lez lez zevk arkası iman gibi düşün. Biraz da ekmek duygudur. Ekmekteki zevk histir. Bu bina duygudur. İçinde ol olmakta olan benim yaşayan Yaşayan kişi histir. Duyguyla his arasındaki farkı söyleyeceğim ki iman anlaşılsın. Demek ki duygu dünyadır, his içinde yaşayandır. Fark. Şimdi iman içeriye doğru giriyor. İstanbul, Arnavutköy, bina. Binada biz varız. Binaya benziyor muyuz? Benzemiyoruz. İman da böyle. İmanın içindeyiz. Biz imana benzemeyiz, İman da bize benzemez. İman doğru itikada Allah'ın verdiği cevaptır. Doğru itikada Allah'ın verdiği cevap. İçinde Allah var imanın. İman hem nurdur hem kuvvettir. E, bununla alakalı soru sola var mı? Böyle şimdi cümle, cümle gireceğim. Yani iman size sizde durur. Zayıf ise sen fazla yaptırıcılığı olmaz. Bu da çok önemli. İman zayıf, mesela içimizde durur. Zayıftır. E, bize pek karışmaz. Orada durur. Belki de ölmüştür. Belki de ufaktır, belki de büyüyor. Fakat iman uyanırsa, bunun adı tahkiki, biz onun içindeyiz. İmanın içindeyiz. Bir daha, mesela bu binanın içindesin. Bina duygudur. İçinde sen, biraz önce meyve yedik, kiraz. Binaya benziyor mu senin zevk aldığın, yaşayan sen? İçindeki bazı duyguların var, binaya benziyor musun? Ha, duygu bina gibidir. Yani dünyadır, dünyamızdır, iç alemimizdir. Ama içinde oturan biz başkayız. Yani beden duygudur. İçeride yaşadığımız hisler, fikirler histir. Duygu göz de olur. Göz duygudur. Ama göz de yaşanan şeylere his denilir. His daha incedir. Duygu da ağlamanın kendisi duygudur. Ama ne hissediyor o? Yani o yaşayan yani. Yaşaman kendisidir. Şimdi imanla alakalı. Oldu inşallah. Bilmiyorum. Bir daha. Duygu ekmektir. Çiğnerken aldığımız zevk histir. İmana kadar götüreyim. Ekmek duygudur. Çiğnerken aldığımız lezzet değil. Zevktir. Ona ka onu yapan, onu bana veren zata karşı bir şükran olur. Şükran hissi o lezzettir. Lezzet daha merkezdedir. Zevk daha dışsaldır. Göz duygudur. Getirir eder ama onu bir saati getirdiği şeyi yaşayan dil bir duygudur. Ama o kirazı yedik, Yaşadığımız an var ya an, dile benziyor mu? Onu alemimizde yaşama hali, his, his. İman bir libastır. Giydir ruha. İman hem nurdur hem kuvvettir geleceğim de. Okuyacağım yer 261 sözde. İman bir libastır, elbise. Elbise bize benzer mi? Veli benzer mi abi? Yok benzemiyor. İman, iman da bize benzemez. Biz de imana benzemeyiz. İmanın içine gireriz. Tahkik iman böyledir. Şimdi psikolojiyi anlatıyor. Yani bu imandan toplama şeylerini. Mesela içimizde düşünceler var, hisler var, hayaller var, gördüğümüz filmler var. Bize pek zarar vermez. Kalmış içeride, örtülmüş, aktif değil. Eğer biz onu aktif edersek artık içimizde değil o. Biz onun içindeyiz. Onunla hareket ederiz. Öyle düşünürüz. Sokakta mesela adam yürür. Kendi kendine bak şimdi. Nerede bu adam? İçinin içinde. Dışarıdan hiç haber var mı? Senin yanından geçiyor. Yürürken yapıyor ha burak. Veya telefon. Bak nerede adam nerede? Tele Zahirde telefon dışında. Hayır. O öyle. He, bu. Nerede bu şimdi? Telefon dışında mı bu? Onun içinde. Uyanan her duygu Ha psikoloji nedir? Psikoloji kötü düşüncelerin böyle e, fanusu içine girmek. Düşünceler dünyadır. Düşünceler aktif oldu mu ona dönüşüyorsunuz. İçine giriyor. Tabi bir anda bu anlattıklarım <laughs> oturmaz ama en azına ekmekle lezzetin bina ile insanın farklı olduğunu hayal et. Siz binaya benzemiyorsunuz ki. Dışarıdan bir tanesi gelse baksa binaya baksa o orada Ömer var. Ebu Bekir var. Veli var. Burak var der mi? Nereden bilecek ya? Binaya benzemiyorsun ki. Bak biz onun içine girdik. Dışarıya çık. Bina senin dışında. İşte duygular imanda böyledir. Zayıf iman içimizdedir. Aktifliği yoktur. Yaptırıcılığı yoktur. Pek bir şey karışmaz. Orada durur. Bazen bir işlere yapma etme derse de gücü yeterse marş motoru var ya. Arabanın. Üç çeşit marş motoru var. Basarsın. Han! Kuvvetli akıyor. Orta akü aldı orta bitmiş akü kıt 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 iman var ama motoru çevirmeyecek kadar işte iman nurdur kuvvettir canlı ise namaz namaz marşını çevirdi namaz olur orta iman namaz ama baygınlık gibi. Öyle bir iman ki no 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 no, no. no. namaz marşı olmadı. O zaman namaz istiyorsan imanın arttır. Ben istemeyle olmuyor. Herkes çok istiyor ama olmuyor. Niye olmuyor? İman zayıf. Bu yani. Kuvvetli iman ne demek? Sen de uyanmış, sen onun içine girmişsin. İman içine girersin. Bak diyor ki 261. Cehennem ateşinin tesirini men edecek. Sana hiç cehennem dokunamayacak. Biliyor musunuz? Cehennem akıllıdır. Cehennem şuurludur. Cehennem ruhludur. Cehennem hayatlıdır. Cehennem adamı tanır. Böyle paldır küldür bir ateşi bir adam düşse ateş tanımadığı için her şeyini yakar ya. Cehennem öyle değil. Hangi duygusuyla hata yapmış? Aklıyla, fikriyle. Ne ile hata yapmış? O ne kadar gerekiyor o kadar yakar orasını. Parmağını yakarken kolunu yakmaz. Şu saçını yakarken burnunu yakmaz. Cehennem böyle akıllıdır. Kime, hangi duygusuna ne kadar Ceza vereceğini bilir. Onun için cehennem sana dokunamaz. Çünkü niye? Para tonerin içine girdin. İmanın içine girdin mi? Haşir meydanda biz imanın içinde olacağız. Kimse dokunamayacak. İman böyle. İman fanos gibidir. İman nurdur. İman güçtür. Namaz, namaz, namaz. Namaz, namaz yok. Niye olmamış? Ondan. Demek ki cehennem ateşini teslim edecek. Eman verecek. Sana tamam geç. Cehennem aşağıda üstünde sırat köprüsü. Sana iman verecek. Buyurun geçin. Buyurun yol sizin. İman gibi bir madde imanevi var. Madde maneviye. İman maddedir. Ama atom değil. Mahluktur. Bir tarafı bir tarafı değil. Fakat nurani bir madde. Mesela düşünceler. Onlar da maddedir. Mahluk, mahluktur. Enerji diyelim. Biraz geri gidelim mi? Mektep oku okuyorsunuz. Su. H2O anladınız mı h 2 Hidrojen oksijen. Biraz daha aşağı in. Enerji. Biraz daha aşağı in. Metafizik. Biraz daha aşağı in. Kuantum fizik. Buraya kadar geç. Buraya kadar. Biraz daha aşağı inersen esir. Bilim buraya kadar demiş. Biz, biz devam edelim bundan sonra. İlimden sonra biz devam edelim. Bu bilim şimdi ilim yapacağız. Maddeye hayat, aynı hayat, hayatın zatları ve cevherler. Şimdi iman, maddeyi manevi derken Mesela bu masaya bak. Bir daha ateşe bakın. Bundan çıkan var ya alev. Böyle böyle yapıyor ya. O da madde, bu da madde ama o latif. Başka? Güneşin şu ziyası, şuası var ya ışık. Maddedir ama nuranidir. Bunun gibi yani iman. Onun için kuvvettir yani enerjidir. Onun için nurani bir maddedir. Bizde olunca böyle. Aslı Allah'ta iman gibi bir madde maneviye. İman nedir bize? Demek ki paratoner gibi içine giriyoruz. Bizi içine alır. İslamiyet nedir? Zırh gibidir. İslamiyet gibi bir zırh olduğu misillü. Demek ki iman böyle bir maddedir. Ama nurani bir madde. Latiftir. Simanı değiştirir. Namazını harekete benzini. Araban çok kaliteli. Benzin yok. İman nedir o zaman? Ruha benzindir. Ruh arabasına benzini koyarsanız namaz araba yürür. Namaz fiili olur. Oruç tutar. Ee, dünyevi ateşinin dahi teslim edecek bir maddi manevi vardır. Mesela itfaiyeciler bir elbise kullanır. Nedir o? Bilen var mı? Amyant. Amyant denilen bir madde elbise ateşte yanmaz. Onun için tak diye ateşin içine girerler. Bir kafasını korusun şeyle. Vücut yanmaz. Amyant denilen bir madde var. Aynı bunun gibi Cenab-ı Hak ismi hakim iktizası ile bu dünya darul hikmet olmak hesabı ile esba perdesi altında icraat yapıyor. Cenab-ı sebepler arkasına iş yapıyor. Öyleyse Hz. İbrahim'in cismi gibi. Hz. İbrahim'i attılar. Aleyhisselam'ı. Kim attı? Ateşe atan kim? Kim attı? Hatırlayan var mı? Kim? Böyle yansın diye böyle büyük bir ateşe. Urfa'da. Burak, Ömer. Nemrut diye bir adam tanımadınız mı? Duymadın. Nemrut attı. Nemrut, Nemrut. Çok büyük ateş. Sonra mancını koydu Urfa'da böyle. Sapana koydu. Onu bir fırlattı. Ateşin içine düştü çünkü çok büyük ateşti. Aylarca, 6 ay deniliyor. Bütün millet ondan meşgul yani odun toplamış. Aşağıdan tutuşturmuş içine atmış İbrahim aleyhisselam. Ama Allah orada mucize yapıyor yakmıyor onu. Yakmıyor. İbrahim Hazreti İbrahim'in cismi gibi gömleğinde ateş yakmadı. Gömlek bile yanmamış. Gömlek bile Çıplak değil. Yani onu gösteriyor usta diyor ki aynen bunun gibi. Niye yanmadı şimdi onu söyleyecek ispat edecek. Ateşe karşı mukavemet haletini vermiştir. Niye yanmadı biliyor musunuz? Halet var ya halet. Sizin anlayacağınız tarzda. Ömer kaç yaşındasın abi? 17. Sen bırak. 16. 16. Daha küçük var mı? 16. Yok. 10? 16. 16. Şimdi mesela elini tuğlaya vursa kareteci bir anda eli kırılır büyük. Fakat konsantre olsa hayt, tuğlayı kırar. Niçin? Niye fark var? Böyle geldi paldır kıldır. Ben hiç bir şey konsantre olmadan kırdı. Kırabilir mi? Kıramaz. Niye farklı kırabiliyor Ebu Bekir? Tekniği vardır. Ona göre bir teknik, ona göre bir güç uygulaması vardır. Evet. Ha konsantre ya. Şöyle konsantre oluyor, oluyor, oluyor. Hı. Konsantre olmadan olmaz. Yani var ya böyle düşünüyor, düşünüyor böyle. Ha peki o güç çıktı mı? Hani var ya ona sinirlendim ha dedin. Sinirlenmeden önce o güç neredeydi? İçimdeydi. Ha düşününce biz ne yaptık onu? aktif ettik. O zaman ne yaptı? Biz onun içine girdik. Simam değişti, gücüm değişti, her şeyim değişti. İman da böyle. Ha, o oh, halet var ya halet, konsantre. Güç yaptı beni. İbrahim Aleyhisselam da böyle bir konsantre yaptı ateşe karşı. Onun dindeki adı tefekkür. İbrahim Aleyhisselam mesleği tefekkürdü. Hemen o ateşe atılırken tefekkürle olayın arkasına geçti. Olayın arkasına geçince bedeni yanmayacaktı. Biraz daha tefekkür etti, cesedini yakmadı. Şey, elbiseyi de yakmadı. Eğer biraz daha geçseydi, maddenin arkasına geçseydi ateşi de söndürürdü. Halet, halet. Haleti size şöyle anlattım. Konsantre olup da tuğlaya vuruyorsun ya. Veya böyle adam türbinde futbolcu mesela sizin anlayacağınız tarzda. Türbinde kimse olmasın. Futbolcular oynayabilir mi öyle? Oynayamaz. Futbolcular oynata nedir? Hey! diye o da coşuyor değil mi? Ha o coşma halettir halet. O oh, halet İbrahim Aleyhisselam'ın tefekkür var ya düşünce çok kaliteli düşündü. Güçlü düşündü. O oh, halet uyandı artık siması değişti. Paratoner oldu. Gözümüz gözükmeyecek bir nurani çember oldu. İçine bir girdi. E, artık şey yapmaz. Mesela bir misal vereyim. Görmüşsünüzdür. Böyle adamı elin uzatırlar. Böyle konsantre olur. Böyle bir uzatır. Sopa var ya sopa uzak doğu sporları. Bir vuruyor sopa kırılıyor. Gördünüz mü onu? Hiç görmediniz böyle bir video. Karet. Aferin lan siz hiçbir şey görmediniz. Aferin lan hiç bozulmamışlar bizim gibi. Yani böyle konsantre olur dövüşçü tamam mı? Çok şey. Ondan sonra böyle bileni böyle bir tutar. Böyle O vurur. Bir vurur böyle uzun sopa kalın. Sopa kırılır. Nasıl oldu o? O konsantre oldu. Konsantre yani biyolojik söylüyor güç güç böyle artık ben onun içine girdim. Her tarafım güç oldu. Kas. Kas yani. Kaslar yani. Kasları oluşturan nedir? Kuvvet. Bile kuvvet yapılıyor ya Burak. Yani o kuvvetli demiyor muyuz? Nasıl kuvvetli yani çok mu yani kilosu var mı? Yok işte kuvvetli diyor. Çok kuvvetli az kuvvetli. O kuvvet İbrahim Aleyhisselam'ın haleti gibi düş. Duygu yani duygu. O gelişti gelen dışarıdan gelen sopa elimi kırması gerekirken kolu sopa kırıldı. Bu kadar anlatabiliyorum. Yani siz de zorlanacaksınız yani anlamak için. Yani imanı anlatmaya şöyle çalışıyorum. İman ettik içimizde duruyor ama o çekirdek gibi o büyütülmesi lazım. O ortaya çıkarsa çekirdek ağaç oluyor. İman da içimizde böyle dersleri gider kitap okursak, kural, evratlar okursak duygularımız gelişir, düşüncelerimiz gelişir, maneviyatımız gelişir. O zaman o duygular bizi yönetir. O kuvvet, iyi duygular. Yok derse gelmeyiz yazın. Kitap okumaya şey yapmayız. Telefon alır bizi. Zanneder misin ki telefona bakıyorum. Telefonun içine gireriz. Akşama oradayız. Zannediyoruz ki elefo, telefon benim elimde. Oysa ben onun için değil. Burada delikten giriyorsun telefona. Bitti. İşte İbrahim'in haleti gömleğini yakmamış. Yakmadığı gibi gömleğin kendisini yakmadığı gibi gömleği de yakmadı. Şimdi ona ait cümleler okuyayım. Şöyle. Zor durumlarda insanın kendinden daha değerli sığınağı, sığınağı olmuş. Mesela zor durumda kalınca ölüm diyelim. Ölüm kanser oldu, trafik kazası veya yanında bir dostum var, kardeşim var, akrabam var. Ölecek. Doktor dedi ki eve götürün. Ne, nereye sığınacaksın? Nereden teselli bulacaksın? Ha, zor durumda sığınağımızmış. İman. İmanın kuvveti kadar hadiselerin tesirinden kurtuluyoruz. İmanın. İman ne kadar kuvvetliyse hadiselerin dayatmasından insan kurtuluyor. İman limana benzer. Okyanus kıyamet kopuyor deniz. Gemileri batırıyor. Tsunami gibi. Limana bir giriyor. Orada dalga bile yok. İman böyle bir liman. Başka? Bu kendinden daha değerli şey insanı dengede tutar. Yani insan insanda öyle bir şey olmalı ki kendisinden daha değerli o beni yönetsin. Nasıl başbakan istersiniz? Çok kaliteli. Nasıl genel kurma istersiniz? Çok güçlü. Nasıl böyle baba istersiniz? Ahlaklı, erdemli. Nasıl hoca istersiniz? Bize tam cevap verecek, aklımızı, kalbimizi doyuracak bir şey. Ha, insan da kendisinden daha değerli bir şey kendisinde var olursa İnsan kendisini kendisini güvende hisseder. O da imandır. İman bizden daha değerlidir. Şöyle düşün. Burak. Ayna, aynayı güneşe tutsak. Tuttun mu? Aynada güneş gözükür mü? Gözükür. Latin, yani örnek için söylüyorum. Böyle değil ama örnek. Güneş Allah desek. Aynaya da ruh desek. Aynada gözüken o güneş var ya. O iman işte. O imandır. Peki ayna tozlu olsa. Ayna çatlak olsa. Ayna renkli olsa güneşi tam gösterir mi? Göstermez. Tozluysa tozlu göster. İşte zayıf iman böyle. Tozlu ayna. Anladık değil mi biraz? Peki ben bu aynayı bırak. Karanlık bodurma tutsam. Yansır mı oraya? Yansır. Güneş hapırıtır. Aynayı güneş yansır. Ama ben şey yapayım. Kendimi şey yapayım. Böyle beni yansıtır mı bodurma? Yansıtmaz. Niye yansıtmaz da güneşi yansıtıyor? E, <laughs> ışık nur olduğu için değil mi? Güneşi güneşi aynaya vursa güneş aynaya vursa aynada güneş görmeyen bu duruma tutsak bu aynadaki güneş oraya yansır mı? Yansır. Kendimi yapsam Ebu Bekir böyle beni ayna yansıtır mı? Yansıtmaz. Niye? O parlaktır. Ben parlak değilim. Ben aynada gözükürüm değil mi? Böyle. Ama ayna beni öteye taşımaz. Tamam. Burayı anla anlamanız lazım bu örneği. Ha, şimdi ne yapalım? Haşa. Güneş Allah, ayna ruh, aynada gözüken iman ya. Bu aynada ruhumuzda gözüken iman da bodurum gibi olan kabiri aydınlatıyor. Ö öleceğimiz yeri bize güzel gösteriyor. Eğer bodurum karanlık ışık vurmasak uu, o var, bocu mu var, yılan, çıyan, akrep mi? Acaba su mu bastı, neler var, yılan mı, timsah mı var? Korkarsın değil mi Sipsi Sipsiyah. Beş, beş zemine insen. Beş kat zemine. Sip siyah tırsasın değil mi? Ama birisi lamba getirse. Vay Allah Allah. Ben de bir şey var zannettim ya. Of be. Mer otogarajıymış ya. Park yeriymiş. Korkmasın değil mi? i̇şte o lamba birisi getirdi. O aynadaki güneş oraya vurursa orası aydınlandığı gibi iman nuru ruhumuzdaki iman aynadaki güneş de gibi ruhumuzdaki iman da mezara vurduğu zaman, kabire vurduğu zaman, kansere vurduğu zaman, tansiyon hastasına vurduğu zaman. ha çirkin gibi, kötü gibi gözüken hadiseler meğer arkası çok güzelmiş. Bu duruma indik de hani karanlıktı. Çok korkmuştuk. Birisi lamba, aa lambayı çaktı. Vay be. Otoparkmış ya. Beş kat aşağıya. Döne döne inilen parklar var ya. Onun gibiymiş ya. İman böyledir. İman bizden daha değerlidir. O bizdedir. İnsandan daha değerli ne var? İman. O nerededir? Bizdedir. Namaz kılarak, Risale okuyarak, Kur'an okuyarak, ondan sonra kötü videolardan uzak durarak o iman o şeye benziyor. Aynadaki, aynadaki güneş gibi. Aynayı temizlersek, aynayı kırmasak, ayna renkli olmasa, aynayı doğru tutarsak güneşe bu güneşi çok güzel gösterir. Demek ki bu dersten çıktıktan sonra şunu anlarız ki bizde bizim içimizde bizden daha değerli bir şey var. Onun adı da ne? İman. Çok güzel. Bir şey olunca hemen o, limana sığınıyoruz. İman insana tükenmez, ülfet edilmez, insanı hayatına hayat kazandıran enerji bahşeder ve insanı kaynağına taşır. Ha, insana bitmez, tükenmez bir enerji verir. İman dünyada canlılık verir. Ümitsizlik, etkinlik, büzgünlükten kurtarır, canlı yapar. İman çirkin ve karanlıklı gözüken kar kabri ka kaldırır. Ezeli ve ebedi bir alemin kapısı, teris kapısı dostlara kavuşma yeri gösterir. İman yapıyor bunlar. İman ne kadar kuvvetli olursa, imanın kuvveti dedi ki aynayı tozlu tozlu yaparsak zayıf olur değil mi bu? Aynayı tozlu olursa güneşi tozlu gösterir. Çatlak olursa çatlak, kırmızı ayna olsa Kırmızı göster. Siyah ise siyah yapar. İman ne kadar artarsa o demek. Aynayı ne kadar temiz tutarsak güneş o kadar gözükür. Biz ne kadar günahlardan uzak durursak Allah bizde olur ve bizi yönetir. Çirkin gözüken her şeyin aslında öyle olmadığını görürüz. Millet üzülürken sen rahat edersin. İnsana bitmez tükenmez güç verir. Başka ne yapar? Ülfet edilmez. Yani alışkanlık vermez. Devamlı hayatta kendinden zevk alırsın. Kendinden zevk alırsın. Aa mutlusun. Mutluluğu videolarda aramazsın. İnsana hayatına hayatına hayat kazandıran enerji bahseder. Hayatına hayat olur. İman hayata hayattır. Başka? İman insanı aslına taşır. Ne Nesebine taşır. Bizi Allah'a taşır. İman bizi Allah'a taşır. İmansızlık bizi Allah'tan koparır. İman insanı insan yaptığı gibi kendini değil diğerleri olur. O olur. Onunla beraber yaşar ki merhamet, şefkat, sabrı ve şükrü ve iktisadı öğretir. Yani mesela e, ne yapar? İman bize girdi mi, kuvvetli oldu mu ne yapar? Bizi bizden çıkarır, kendimizden zevk alırız, kendimizden sıkılmayız. Evde yaparız ya bu Bekir veya evet, Öf. Annen der ki ya ne oldu lan? Ne var? Kafana ne Sıkılıyorum ya. Nedir biliyor musun o? İman gıda istiyor. Mesela araba harareti çıktı. Nasıl anlarsın? İbre gösterir değil mi? Sen o elini sürsen ibre elin yanar mı? Yanmaz. Motoru gösteriyor. Git su koy diyor. Öyle değil mi? Su koy. Hararet onun için olur. Ruhumuz sıkıldı. Of. Telefon nerede ya? Ha, <laughs> Neye sıkılıyoruz? O alan veriyor. Ruh diyor ki bana gıda ver. Nasıl yani? Acıkınca nasıl anlarız? Acıkmayı nasıl anlarız? Karnımız o ağrır değil mi? Of be yapıştı. He, deriz ki acıktım. Ruh gıdasını nasıl anlarız? Of sıkıldım. Deriz ki sıkılınca ne istiyormuş? Gıda istiyormuş. Ya. Oturduk 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 kıpırdayamıyoruz. Ya o bir dolaşalım hareket ister değil mi? Acıkma da böyle. Ruhumuz da sıkıldı mı? Telefon değil. Ya bana bak bir şey okusana ya oradan bir şey anlat. De, şey Yani ruha gıda verelim. Sıkılınca telefon değil de hemen o ruhun sıkıntısına gıda olacak bir yer okumak. En azından bir Fatiha okuyak, okumak, Ayet-i okumak, Risale'den bir para, pasaj okumak. Bak nasıl çıkıyor, kurtuluyorsun. Bir pasaj oku, bak gör. Ben nasıl canlıyım? Ders yapıyordu kendim. Çok acayip. Ya nasıl olabiliyorsun her, her daim canlı? Her daim şey yapıyorum. Bir sıkılınca telefona değil de dur ya bu neydi ya? Bir bakayım hele. Abi versene şu iki sözlerimi. Hemen tamam, tak diye okuyorum. Biliyorum ki sıra çıkacak. O enerji bastım, bastım bastım bastım. Elektriği bastım bastım. Uf. Vay ne kadar güzelmiş. Acıkma olunca yemeği yedin yedin yedin. Ebu Bekir ondan sonra ne diyor? Şamandıra kapattı. Daha verme diyor. Biz de okuyoruz okuyoruz. Sıkındı gitti. Telefonu aramıyor. Ya. Neye benziyor biliyor musun? Sıkılınca ruha bir risale okumak yerine telefona girmek şuna benziyor. Yüzüğü kaybetmiş Nasrettin Hoca da. Bahçede arıyormuş. Demişler hoca nereye bahçe? Hangi bahçeye kaybettin? Şu tarafın bu tarafa mı? Bu tarafın bu tarafa mı? Demiş ki bahçede arıyor. Evde kaybettim demiş. E bahçede niye arıyorsun? Ev karanlık da ondan dedi. Anladın mı? Bulabilir mi yüzüğü? Niye? Bahçede, bahçede arıyor. Bahçede değil ki yüzük. E biz de ruhumuz sıkıldı. Sıkıntıyı nered, nerede arıyoruz huzuru? Telefonda. Neye benziyor biliyor musun telefon? Peki serap şey var ya deniz suyu. Evet geçirir ama şöyle yapar adamı. Sıkıntımızı giderir. Susadık deniz suyu içtik. İçerken of be biraz sonra ne olur? Daha beter ateş basar. Çünkü tuzlu su. Tuzlu su daha beter hararet olur. Deniz suyunu içererek, içerek susuzluğumuz gitmez. Daha beter tuzlanırız. Telefona gire 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 girdik girdik ondan sonra beyin bitti. Artık ne çoluk çocuk ne ev ne ben hiçbir şey yok. Odana girer artık kafa bitti. Bugün bir tanesi de aramıştı. Ne yapacağız? 46 yaşında yapacak bir şey yok. Çoluk çocuğunu ihmal etmiş. Geçim geçim hiçbir şey düşüyor. Bitti. Kapıyı da kapatıyormuş. ne yapacağım? Vallahi elimde e, neyin DNA diyorlar diye eskenler yok. Sihirli DNA ama birisinin de, sihirli DNA olurdu. Alaaddin Alaaddin'in sihirli deneyi. Alaaddin'in sihirli ki. Ne yapabilirim? Gördün mü bak? Bu hale gelmiş adam. İman güzeldir ha. Hoştur. İman insanı insan yaptığı için kendini değil diğerleri olur. Yani bak ne olur? İman gavurda çocuğuna merhameti yok. 17-18 yaşına gelince kız veya oğlan atıyor sizin anneniz iki de bir sizi düşünüyor. İman. iman böyle bir şey. Bak kendisinden çıkar o olur. Akrabasını acır. Hastasını acır. Öyle bir şey yok ha. Almaya da akrabası hastaneye gidecek refakatçi. Öyle bir şey yok ha. Refakatçi ne demek yani? Anne yok baba yok ki. Bir yaşlı kadın gider. Ki, o, o, oğlu çocuğu Aha iyi Ne zaman 13 yaşındayken ki çekip gitti. Nerede belli değil ki. Belki de yaşamıyor. Ha? 13. 13 yaşından 18'e kadar gitme 18'de gitmedi mi kız ve olan anne baba kovar. Defol git ya. Veya kira ver eve. Be. Benim bildiğim orada imam bulunurken 13 yaşında gidenler çoğunlukta. Sordum komşum vardı camenin lojmanında kalıyordum. Komşum şeydi. E, Türkiye'de e, şey yapmış konsoloslukta o yabancıların e, kimya öğretmeniydi kadın. Mesela ben bahçe çamaşır yıkarken o da geldi. Neyse Türkçe biliyordu Türkiye'de Bu şeyde konsoloslukta çalışıyordu. Dedim ya dedim çocuğum var dedim. ...iki üç günden beri yok dedim ya böyle şey yapardı çıkardı. <laughs> Güldü. 13 yaşında kızıymış. Çekip gitti diyor. Nereye gitti dedi. herhalde gitti bakkala biraz sonra gelecek. Mektup bıraktı. Hayret dedim. E aramıyor musun? Hayret ediyorum ben siz Türklere, Müslümanlara. Niye dedim? Ya gider hürdür ne yaparsa yapar artık. Yani aramayacaksın mı? Yok niye? Size şaşırıyorum. Aranır mı? O oh, hürdür artık. Allah Allah. Size biz şaşırıyoruz. Siz de bize şaşırıyorsunuz. <laughs> Sen şimdi kaç yaşındasın Murat? Şimdi çekip gitsem var ya. An daha hiç bir hafta üç 4 gün veya bir gün telefon etmesen anne ne yapar? Kıyamet kopar. Kıyamet kopar. <laughs> o diyor ki size şaşırıyorum. Nasıl yararsın ki de? Allah Allah. Bu niye farklı senin annenle o annen? İmandan. İmandan. Aferin lan. İmandan. İmanlı olduğu için. Görüyor musun? İman seni bıraktırmıyor. Ha, iman seni kendisinden çıkar o olur. Kardeşini kendisine tercih eder. Evladını kendisine tercih eder. O işte. Doğada da iman var. Hayvan kendisini öldürür yavrusunu kurtarmak için. Bu doğanın imanı. Tabiatın imanı. Aşkı fıtsi der. 26. pencereden söyledim. Bunlardan nereden söyledin diye bazılar sorar şimdi. Doğanın imanı nerede? 26. pencere. Aşkı lahuti. Yani tabiatın imanı. Bak köpek. Köpek olalı. Kendisini parçalattırır öteki köpeklere. Yavrusunu korur. Ama insan bozulunca iman olmasa bu bunun kadar bile olamaz. Çocuğu orada gitmiş. Ha şimdi size çocuğuyorum. Nasıl versiniz? Mektup bıraktı tamam diyor. Vay. Allah Allah. Ne kadar medeni ya. Lan kalsın lan o medeni size. İstemiyorum öyle. Deniyeti. Ya iman insanı hür eder. Hayatı anlamlandırır ve insanı inandığı yere taşır. Hür eder bizi. Nefis taşıyor ya, istiyor bir şey. Yap onu, de onu, çak onu, yapma, gitme. Yani kahveden çıkartmıyor. Bak o adam 46 yaşında bugün ağladıkları için pendikten. Odadan çıkmıyor. Hür mü şimdi bu? Akşama bu. Böyle şu Yeme bile çıkmıyor. Hür mü yani? Köle. Köle köle. İman yapar. Bizi hadiselerden kurtardığı gibi bizi bizden de kurtarıyor. Yani duygularıma, dürtülerime bağlı değilim. Bizi daha kaliteli hayat yapar, daha büyük düşündürür. Allah Allah'a bağlar, ahirete bağlar. Küçük küçük basit şeylerle bu olmayız. Sen bana böyle dedin ben de sana böyle yaparım. Sen öyle gittin ben de böyle giderim. Akrabalar kavgası hep iman zayıflığındandır. Yok bir karış geçtin, on metre geçtin. Sen yedi sene önce böyle demiştin. iman zayıflığından. Hür adam yani imanı kuvvetli adam. hiç... Pascal çağın onu. Hiçbir şey takmaz. Geçer yani olayın arkasına geçer. Ahireti yaşar. Ahireti o duyguları yaşar. Ölmeden önce ölmek ister. Burada böyle olursa iman orada ne olur diye. Aslında merak edelim imanın hakikati orada ya. İman insanı hür eder. Hayatına hayat olur. Hayatın kalitesini yükseltir. Hayatına büyük gayeler koyar. Mesela bir adam Hayatından daha değerli bir şey var mı İsmail? Yok. Hayatından daha değer, değerli bir şey var mı abiler? Yok. Hayatından daha değerli bir gay olursa, ömür bitse bile üzülmezsin. Niye üzülmezsin? Ya evet, telefonu böyle koyuyorsun ya, çekiyorsun video. Hani fuzuli bir şey çeksen telefonun bataryası gitti, yazık. Akşama ben ne yapacağım? Ama öyle bir video çektim ki, öyle bir manzara yakaladım ki, bulutlar işte oradan ayı giderken köyde. Batarya bitti olsun bitsin. Bir gün kullanmayacağım daha da. Ama bir video yakaladım ki o videoyla ben köye gidince telefonu gene şarjı takacağım. O video benim dünyamı değiştirecek. Para kazanacağım. Dünyaya yan yapacağım gibi. İşte o telefon bedendir. Telefondaki batarya hayattır. O kamera gözdür. O telefondaki program ruhtur kendisinden daha değerli bir şeyi çekmesi o da imandır. Oraları gösteriyor. Ömür bitti ama namaz kıldın. Bugün namaz kıldık ya. Ondan pişman mıyız? Yok. Peki içki içen adama desen ki sen dün ne yaptın? Bir kilo, bir kilo, bir litre şey içtim. Rakı içtim. Memnun musun? Çok pişmanım. E niye bir teneke içemedim? Der mi? Yok ne der? Keşke içmeseydim. Biz der miyiz ki keşke namazı kılmasaydım ya nereden kıldım ya. İçki içen içkiden pişman ama namaz kılan niye namazdan pişman değil? İman bir daha niye içtim ya? Niye dedim onun kalbini kırdım diye pişman oluyor ya. Niye as sabah televizyona oturdum karşısına keşke oturmasaydım pişman var. Ama sabah kadar Kur'an okusa ona niye Kur'an okudum ya? Pişman olan var mı? Yok. Çünkü kendisinden daha değerli iş yaptığınca yaptığı şey değiyor. Tamam? Size o tükürüğü anlattım diye hatırlarsınız. Unutmayın o tükürüğü. Hatırladınız mı? Unuttunuz mu? O bir adam adam şey yaptı. Yazı yazı. Adam tükürüğü yok olmuş. Bozulmuş tükürük bezleri. Tükürük bezleri olmayınca konuşamaz. Bir. Yemek yiyemez. Çiğnerse o tozlar, ekmeğin tozları e, nefes borusuna kaçar. O çiğnerken tükürük onu lokma yapar. Çimentoyla kum su koyarsanız harç olur ya. Su harç yapar. İşte tükürük o lokmayı o ekmeği lokma yapar. Son sonra kaydıraçlık yapar. Boğazdan aşağıya rahat inmesini sağlar tükürük. Tükürük olmayınca konuşamaz. Yiyemez. O tükürü gittiği için adam burasını dermişler. Buradan sıvı veriliyorlar desin. buradan. Hangi tükür? peki ne dedi biliyor musun? Öndeki yaz yazıyor da o konuşamıyor. Bir tükürüğüm olsa e boya fabrikası varmış. Çorlu da mı ne? Keşke hiçbir şey olmasa. Ben de Burak ne dedim biliyor musun? Kendi kendime onda daldım tabii telefonu. Puh. Ulan bu attığım tükürüye sahip olmak için adam fabrika veriyor. Ulan ben bunun farkında bile değilim ya. Puh yaptım. Ne yapıyorsun dedi hocam. Ya şey dedim daldım kusura bakma. Ha bu bizim bir tükürük mü ya? Attığım tükürüye sahip olmak için fabrika veriyor. Ben bunun kıymetini bilmiyorum. Bak ikide bir konuşuyorum sizinle. Vak ağzının tükürükler oluyor. Olmasa ağız yapışır. Dil yapıştı. Lan tükürüğümüzün kıymetini bilmiyoruz ha. Bunu bize gösteren nedir şu anda? İman. Abi bu hani et dolu kan dolu bu beyaz tükürük da bir tükürük çıkmaz tabii aynı şey. Yani hani yanaklar değil et kan hepsi kan et falan var ya. He -he. yani beyaz tükürük çıkması da ayrı bir şey. Acayip bir şey değil mi o da? Allah Allah. Aslında kandan ne güzel dedi. Yüzüme, şöyle kan, hep kan değil mi? Niye tükürük çıksın canım? Kan çıkması lazım. Tükürük yerine kırmızı bir şey olması lazım. Tükürük kırmızı olsa puu gömlek gibi kıpkırmızı. bırak senin attığın tükürüğe var ya sahip olmak için adam fabrika veriyor. İstersen değiş fabrikayı. He? <laughs> Yok mu? <laughs> Yok değil mi? Ama konuşamazsın. Ölünce kadar. Böyle. Böyle kalacaksın. Konuşma yok. Hortum bağlanacak. Daha lahmacun yiyemez. Bugün ne var lan yemekte? Ne, ne yaptı? Etli pilav Oo, işte o yiyemez. Etli pilav yiyor. Şimdi ama fabrikası var. Yemiyor. Ne yapayım? Buradan beslenecek. Mama, bebekler gibi. Niçin? Tükürüğü yok. Puuu. Attım tükürük yok onda. Şaka demiyorum ha. Kaç günden beri etkilendim ya. Kaç gün oldu bunu konuşalım. 2-3 e günden beri ben şoktayım ya. Birisi olmadı. Doğru dedi. Vay Allah Allah. İman ne güzel bir şeymiş ya. Sevginin, muhabbetin, aşkın, merhametin, şefkatin, fedakarlığın, kısacası kendini ortadan kaldırıp bir başkası olmanın zemini imandır. Yani imanı olan da o fedakarlık olur merhamet olur, muhabbet olur, sevgi olur. Kendi nefsini kardeşine karşı kardeş kendi kendini ortadan kaldırır o der. Fedakarlık yapar. Ama gavurda, imansızda asla ben bizim kardeş anlatıyor. Akş akşam vardiyasını gidiyorum dedi. Üç tane elma koyuyor. Akşam. Ben bir elma yerken vardiya arkadaşım gavuruna veriyorum. Bir verdim. Bana niye veriyorsun? Bizde var dedi ikram. Allah Allah. Nasıl var yani? yani ya ikram ne demek ya? Burada yer Karısı orada aç ona vermez. Git al de. Sonra bir verdi Mehmet, iki verdi. Ne dedi biliyor musun o gavur? O bizim Hasan kardeş diyor ki bana verdin ama benden bir bekleme ha. O da bir şey getiriyor. Bir vermiyor. Ben bir şey vermem dedi. Tamam ben vermen için yapmıyorum dedi. Olsun sen verme. O zaman niye veriyorsun? Benim imanım böyle gösteriyor diyor. Allah Allah. Merhamet, fedakarlık, ben değil sen. Acayip bir şey ya. Şimdi şey dişimiz ağrıyordu bir hemen hastanesine gittik. Sıra ne vardı? Yalnız da bir arkada bir yaşlı şey Hemen döndü buyurun falan şeydi. Niye niye yapıyor diyor. Başka şaşıracaksınız. <laughs> market arabası var ya. Market. Onun tepesine bebeği koymuş. Karı koca sürüyorlar. Çocuk donuk mesela. Çocuk sevmek suçtur ha orada. Sonra seni yiyecek. Ne demek lan sen? İman iyi bir şeymiş ha. İnsanın buralı olmadığının konuşmasıdır iman. İman insanın buralı olmadığını söyleyendir, mırıldanandır. İman sana der ki buralı değilsin. Çünkü iman buraya benzemiyor. Her şeyi güzel gösteriyor. Mezarı bile güzel gösteriyor. İman bize diyor ki sen buralı değilsin. İman buralı olmadığımızı haykırıyor. Mırıldanıyor. Ve insan burada orayı yaşama şuuru ve zeminidir iman. Yani biz duygular oluyor ya böyle hisler. Buraya benzemiyor ki. Yani biliriz yemek yersek ortaya çıkan duygu ayrıdır. Annemize sarılırsak ortaya çıkan duygu ayrıdır. Gezerken duygu ayrıdır. Ama iman işte kitap okurken, namaz kılarken, Kur'an dinlerken, Kur'an okurken ortaya çıkan o duygu hiçbir şeye benzemiyor. O zaman nedir? Kur'an okurken, namaz kılarken bazen güzel olmuyor mu Bırak. Hani güzel bir duygu olmuyor mu? Ah. Oh. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Onun için de geç kaldım. Ee, dün yatsı namazında şuradan bir ezan geldi. Yukarıda bir ezan okuyor. Dersten çıkmışız. Dersin duygusuyla da herhalde eklenmiş ki ders bitti. Vallahi bir lezzet aldım. Vallahi bir lezzet aldım. Anlatamam. O lezzet gibi olsa cennet vallahi yeter. Daha istemezdim. Kimle gidiyorduk Mehmet? senle mi geliyorduk? Yağmur ve yağdırılıyordu değil mi? Aa dedim. Çocuklar gibi neşelenmeye başladım. Var mıydınız? O kadar hoşuma gidiyor ki yağmur yağdırılması. Acayip böyle. Beni neşelendiriyor. Yani kısacası iman iyidir ha. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.